Herkese selamlar, sevgiler. Bugün çok süper bir konuğum var. Sevgili Ümit Sayın bizlerle birlikte olacak. Ve birazcık yol yorgunluğu değil de yol karmaşasıyla geldim sizlerin karşısına. Çünkü oldukça yoğun bir gündü benim için. Ama onun enerjisini getirdim size. Temiz bir deniz kokusu, ondan sonra Kaz Dağları'nın oksijeni, ondan sonra Candarlı kahvaltısının lezzeti ve birkaç manzaralı güzel nefis bir mis gibi oksijen yolluyorum size buradan. Taze taze diyorum. Çünkü gelmek zorundaydım. Canlı yayın tetçisi attım. Şarjım çok azdı. Ondan sonra birazcık bir yerde doldurabildim. Böyle paldır küldür bir gündü ama güzel bir gündü diyelim. Paldır küldür kısmını geçelim. Güzel olduğunu söyleyeyim. Kim bugün konuğum dedim? Ümit Sayın konuğum. Gönül yâreler içinde vazgeç gönül geç sesini duyan yok. Gelmeden ben şarkıları söyleyeyim ki onun karşısında söylemek ne haddimize. Belki o bize söyler, biz dinleriz. Usta bir isim. Yavaş yavaş da biraz izleyicilerimiz toplansın. Ondan sonra da hızlı bir şekilde kendisini alırım. Geldiğinde kendisi sanırım ben görmüş olurum buradan. Evet, Ümit Sayın bizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Evet, biraz bekleyeceğim, biraz herkes gelsin. Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki seni bu yerlere, göklere kim sığdıramaz? Ben tabii ki ezbere bildiğim şarkıların sahibi geliyor. Daha ne olsun? Şarkı tabii yeni şarkısını da konuşacağız bir yandan. Şu anda bana yukarıdan mesaj geliyor. Arama da var. Aramayın lütfen. Mesaj geliyor. Görürsünüz birazdan. Sorun yok. Bazen böyle sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Merhabalar, merhabalar, merhabalar tekrar. Sizler toparlanırken daha zaten saniyeler oldu açalı. Sizler toparlanırken konuğum geldiği gibi alacağım. Konuğum gelir de ben göremeyebilirim arkadaşlar. O yüzden de lütfen şey yapın. Bana da bilgi verin. Konuğum geldiğinde göremeyebilirim. Yine ben bak daldım. Yine böyle yorumlara, yine böyle kim geliyor, kim gidiyor onlara daldım. Heh. Canlı yayın istekleri çok atıyorsunuz arkadaşlar. Bugün sizi almam imkansız. Konuğumu alacağım. Sevgili Ümit Sayın bizlerle birlikte olacak ve güzel. Bazen kendimi radyocu hissediyorum. Hayatımda hiç radyoculuk yapmadım. Ama böyle hızlı hızlı konuşuyorum ya ve karşımda kimse olmadan konuşuyorum ya. Bir de görüntüm olmasa, şöyle sadece konuşsam, değil mi? Süper olur. Evet, gelmeye başladınız. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ben şarkı söyledikçe siz geliyorsunuz galiba. Tekrar edeyim. Ümit Sayın bizlerle birlikte olacak. Bir de Hep Para diye bir şarkı. Bakın müthiş. Aranjman müthiş. Değişik melodiler. Yani ne pop değil, ne rap değil. Böyle değişik güzel bir şey olmuş. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten çok taze çıkmış. Daha 26 Mart'ta çıkmış arkadaşlar. O yüzden de mutlaka dinleyin. Zaten dinlersiniz. Eninde sonunda bir karşınıza çıkar o şarkı. Ümit Sayın bizlerle birlikte olacak ama Ümit Sayın nerede? Evet. Bir Ümit Sayın daha şarkısı alalım. bir tane biri söylemiş. İsmini vermeyeceğim. Ünlü bir isim. Çok bağıra bağıra söylemiş onu. Onu lezzetli söyleyeceksin. Gönül yâreler içinde. Yok, vazgeç gönüldü ya. Onu karıştırdım. Evet. Ümit Sayın saat 10'da geliyor olacaktı. Ben onu bilgilendirdim. Mesaj çektim. Ancak şu anda sanırım gelmek üzeredir. Acaba benim özel sayfama mı geldi? Onu bir etiketler misiniz? Ümit Sayın'ı bir etiketleyelim arkadaşlar. Bugün çok yol kat ettim. Çok araba kullandım. Ama bakın ne kadar disiplinliyim, ne kadar sorumluyum.
Saat 9'u çeyrek geçe buraya ayak bastım ama bir yandan da yasak var 9'dan sonra. Yani böyle kıl payı. O köye gitmemeliydim aslında. Bir köy var. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de. Yine de bizim köydü ama ben yine gittim. Görmem gerekiyordu. Görmem gereken çok şey vardı bugün. Bu arada akşam yemeği yemedim. Bir köfteci Rütten ekmek arası köfte aldım. Şu an duruyor. Mesela annem şu an yiyordur kesin ama ben yemedim. O da soğumuştur. Bu saatten sonra yenir mi? Yenmez. Vallahi arkadaşlar etiketlesenize. Kimse etiketlemiyor ya. Ümit Sayın. Sevgili Ümit Sayın bekleniyorsunuz. Ha, etiketlemişler. Ahmet teşekkür ediyorum. Ümit Sayın bekliyorum demiş. 2 dakika, 2 saniye. Ben yayındayım dedim. Bekliyorum dedi. Acaba Cüneyt Diktaş da mı bekliyor? Diyor ki çok araştırmadan atarak yalan yanlış haber yapıyorsunuz ya. Yazıklar olsun diyor ya. Can Alev haklı olabilir. Bilemem. Ben arkadaşlar Müzikoneer'in sadece sunucusuyum. Kalabalık bir ekip çalışıyor burada. Editörleri var, habercileri var, konuk koordinatörleri var ve sunucusu var. Yani yoğun çalışıyoruz. O yüzden de arkadaşlar söylediğiniz şeyler benimle alakalı değil. Söylediğiniz şeyler beraber alakalı değil. Yani hele ki Sibel Ebru karşılar tırman çok. Valla ben çok saçma soruştur bence. Can Alev bu konuyu seninle konuşalım bence de. Hak veriyorum. Konu nedir bilmiyorum ama eğer rahatsız olduysan Can Alev'le vardır bir şey. Vardır. Bir ara şey ya Esra abla gördüm koyunları saydın mı dedi. Evet koyunları saydım ama baktım uykum gelecek vazgeçtim. Evet Firdevs demiş ki sevgili Firdevs Topuzoğlu sen yersin Cüneyt hiç şüphem yok. Yemin ediyorum bugün göbeğimi gördüm. Artık göbek var yani bildiğiniz. Bir şeyler yapmak lazım. Bu konuda spora başlayacağım inşallah. Ümit Bey yayına katılmak üzere. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Müzikoneer PR teşekkür ediyorum. Sibel Ebru asla kıyaslama. Sor Sibel'le ilgili her şeyi. Ben sana söylüyorum. Doğru mu? Yanlış mı? Teşekkür ediyorum Sevtap. Teşekkür ediyorum. Saniye geldi. Cüneyt'ciğim ne güzel seni görmek yine diyor. Ben teşekkür ederim. Selma abla geldi. Sevgili Ümit Sayın bizlerle birlikte olacak. Biraz önce ben şarkılarını söyledim. O gelmeden önce söyleyeyim ki onun önünde haddimiz değil. Söylemeyelim. O tabii ki de söyler inşallah diye tahmin ediyorum. Evet. Çok konuşuyorsun diyor. Miraç. Teşekkür ediyorum. Düşünsenize böyle konuşmadan durdu mu? Evet Ümit Sayın'ı bekliyoruz. Vardı değil mi? Açık ben de bazen mesela açtığım zaman bakıyorum böyle birine diyorum ki bu ne yapıyor ya filan diyorum. Belki benim için de diyen vardır. Çünkü etme bulma dünyası. Sen birine ne dersen aynısını onlar da sana der. O yüzden arkadaşlar bana söyleyeceğiniz şeylerin aynısını da size söyleyecekler ona göre. Ben çok yaşadım bunu. Yol enerjisiyle geldim. Program bittiğinde öyle bir yatacağım ki herhalde güm diye. Bu sefer gerçekten yiyemeyebilirim köfte ekmeği. Eğer benim özel yayınımda olsaydı yani kendi sayfamda olsaydı yayın orada kesinlikle yemeye çalışırdım ama burada olmaz. Burada da olmasın yani. Laf ederler, söz ederler, bizi konuşurlar. İşlerini güçlerini bırakırlar insanlar. Olmadı mı? Oldu. Gökhan diyor ki sen kimsin diyor. Abi sen kimsin? Vallahi ben öyle biriyim işte. Boş versene. Ne sunuyor ona bak sen. Boş ver ben kimim.
Beni ne yapacaksın? Bak yersin diyorlar. Yer misin yemez misin? Bakacağım. Gerçekten çok aç değilim ama hevesle de aldım. Sabaha da hayır kalmaz onun. Bilmiyorum. Köfteler de çok güzel. Bir saniye. Bir dakika. Sevgili Ümit Sayın burada mı? Sevtap burada mısın? Ben Ümit Sayın'ı göremiyorum. Siz görüyor musunuz arkadaşlar? Gelmiş kendisi ama acaba dur bir dakika. Bir saniye. Galiba geldi mi Ümit Sayın? Hatlar karıştı. Heh. Süper. Süper. Evet. Olabiliyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Yani ilk defa olmuyor. Canlı yayın, internet, Instagram takılabiliyor. Bulamayabiliyoruz. Olabiliyor. Sonuç olarak sevgili Ümit Sayın bizler birlikte hoş geldin. Evet. Hoştuk. Ben de ilk defa yapıyorum bunu. O yüzden biraz acemisiyim yani. İlk defa mı canlı yayına katılıyorsunuz? Hayır. Bu şekilde ben kendim yapma olayı mı bilmiyordum yani. Ben bir şekilde katıldım. Hayır, niye soruyorum? Süper benim için yani. İlk defa canlı yayına konuk oluyorsunuz Instagram'da. Yani bilmiyordum. Bu bağlantı şeklini bilmiyordum. Hiç kullanmadım daha önce. Ha, süper. Olabiliyor. Olabiliyor. Hiç sorun değil. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Vallahi sizleri gördük. Daha iyi olduk. Vallahi ben de sizi gördüm. İyi oldum. Şarkılarınızı söyledim. Dedim ki Ümit Sayın gelmeden ben söyleyeyim. Haddime değil onun karşısında söylemek. Ondan sonra belki ondan dinleriz ilerleyen zamanlarda. Bir de hep paradan bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde nasıl geçiyor hayat? Özellikle bu kayıp yıllarımız var. 1,5 yılımız. 2020 ve 2021'in bir müddet, bir bölümü. Nasıl geçiyor öncelikle? Vallahi müzisyenler açısından hiç güzel geçmedi. Esnaflar açısından hiç güzel geçmedi. Yani toplumun büyük kesimine çok ciddi zarar verdi. İş güç açısından. Ben zamanımı iyi değerlendirmeye çalıştım. Piyano çalışmıyordum 20-25 yıldır. Bir yıldır piyano çalışıyorum evde. Armoni çalışıyorum. Yani o tarafları, yani eksik olan taraflarımı biraz kapatmaya çalıştım. Ama onun dışında çok sıkıcı tabii ki. Yani böyle evde olmaya pek alışkın değiliz. Yani ev çalışmaya. Sonuçta pandemiden önce ayda 8-10 tane iş oluyorduk. İyice sahne alıyorduk. Bir şekilde o sahne keyfini yaşıyorduk. Ondan tamamıyla mahrum kaldık. Ama beste yapmaya devam ediyorum tabii ki. Yani o da onlardan bir tanesi de hep para. Bunu çıkartma arzusu uyandı bende. Ya şimdi ondan bahsediyordum ben aslında sizi beklerken. Değişik bir şey. Rap mi? Pop değil. Rap çok değişik bir şey olmuş ve çok güzel olmuş. Yani bu geldi içimden ve bunu da Ozan Bayraşan'la beraber çalıştık. Düzenlemesini o yaptı. ELC Vision'la birlikte Ümit beraber ortak yapım oldu. İlk çalışmamız oldu ama devamı gelecek bunun. Yani benim için uzun bir aradan sonra düzenli bir şekilde eser çıkartmama sebep verecek bir başlangıç oldu. Ama çok farklı olmuş, çok güzel olmuş. Bir de dediğin gibi yani değişik bir sound denemek istedim. Bir de bu tarz şarkı geçmişte hiç yapmamıştım. Yeni ve güzel şey, yani yeni tatlı farklı şeyleri yapmayı seviyorum. Bana da yakıştığını da düşünüyorum şarkının. Sanki bu sektörde de biraz farklı oldu. Yani sadece siz farklı yapmadınız, ortamda da farklı. Yani bana çok farklı bir şey. Bir yılına geldi sonuçta. Ama dediğin gibi yani insanlar ne olursa olsun birazcık o 90'lar kokusunu istiyorlar. Yani o bizim artık kurtulabileceğimiz bir şey değil yani. Tatlı bir güzellik üzerimize yapışan. Ama yeni şeylere de, yeni güzel duyumlara da ihtiyacımız var. Hep Para şarkısı onlardan bir tanesi. Ama aynen, daha kesin. Çok yeni klip, çok klibi yok galiba. Klip herhalde bu hafta klibi de çekmiş olacağız. Ama ilk önce bir radyolarla başlamak istedik. Her zaman bizim başlangıcımız radyolarla oluyor. Oradan gelen etki şeylere eskiden göre gelen bir kültür aslında bu.
Hani Tabii. Ya onu diyordum geçen bir arkadaşıma. Ya dedim işte yok TikTokçulara şarkı gidiyor bir şekilde hani onlar kullanıyorlar o şarkıları. aynen. Instagram'da bilmem nereye gidiyor. İşte yok dijitalde vesaire diyordum eskiden bunlar yoktu. Eskiden Kral TV'de çıksın. Perşembe gününden Anadolu'ya kasetleri gönderirdik. Ha, o Cuma daha eski. İstanbul hem Anadolu çıkardı. Aynen, kesinlikle. Ayrı bir şeyi var. Tatlılığı vardı yani o Aynen. dönemde. Sonradan da Kral TV'de çıksın. Çok iyi olurdu Tabii. vesaire. Nasıl? Ondan sonra, şimdi de TikTok'ta çıkarsa şarkı biraz tutmuş demektir. Yürüyor demektir. Diye. Gerekiyormuş. Ne akımı diyorum ben de. Aynen. Aynen öyle. Tabii. Sosyal medyayla aranız nasıl? Yani internet farklı bir şey, sosyal medya farklı bir şey. Nasıl gidiyor? Instagram'a alıştım. Ama Twitter pek canım çekmiyor, elim gitmiyor. Facebook hiç kullanmıyorum. Yani bana biraz şey gelmedi. Yani alışıyorum tabii de. Yani ilk başta çok sıcak gelmedi böyle. O birebir iletişime alışmışız biz. Hani gideceğiz radyolarda insanlarla görüşeceğiz, edeceğiz. Televizyon programlarına çıkacağız. Eski kafa. Orada tabii kalın şey yeni zamana ayak uydurmamız gerekiyor. Ama alıştım. Instagram hoşuma gidiyor yani. Onu kullanmaktan keyif alıyorum şu anda. Çok tabii herkes gibi bütün her an her dakikayı paylaşmıyorum ama ne bileyim işte güzel şeyler olduğu zaman konserlerimiz olduğu dönemlerde pandemiden önce onları paylaşıyordum. Özel bir gün olursa onunla ilgili bir şey bir yazma ihtiyacı hissedersem içinden gelirse o tarz şeyler. Yeni bir paylaşım, yeni bir eser çıkartırsak bana heyecan veren bir şey olursa onu insanlarla paylaşmak için kullanıyorum. Ama Instagram ağırlıklı. Aynen. Şey, biraz önce dedin ya 90'lar. Hani 90'lar bizden çok isteniyor, 90'lar. Tamam, o güzel bir şey de Ümit Sayın çok bulunduğu zamanı çok güzel ayak uydurabilen biri. Yani şarkılarıyla mesela birçok insana öyle güzel şarkılar verdin ki tekrar canlandılar yani bazıları. Kariyer anlamında. Kimisi zaten başarılıydı, daha da devam etti. O yüzden ben sizde onu değil de hani 90'lar değil. Tabii 90'lar tadında olacak ama yeni versiyon, farklı. Aa, yeni jenerasyon bu kim dediğinde Ümit Sayın canım biz biliyoruz diyeceklerdir her zaman. Ben hep onu şey yapıyorum. Sizde onu hissediyorum. Çünkü sizin altyapınız yani naçizane çok kuvvetli diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla 30 yıl devirdik. Yani bu 30 yılın içerisine 150'ye yakın eser girdi. Yayınlamışım. Bir o kadar da daha şu anda yayınlanmamış var. Bu eserleri işte Türkiye'nin en değerli şarkıcılarından Tarkan'ından tutun. İşte ne bileyim. Ajda Pekkan. Yani okumayan insan kalmadı. Evet. Tek vokal yaptığım işte o dönemlerde Ajda Pekkan, Sezen Aksu olsun. Tarkan olsun. Yani güzel bir sağlam bir geçmişim oldu. Ve onun üzerine de inşa ettik yeni olan şeyleri de. Ve uzun yıllarda bayağı bir yani 20'ye yakın hit şarkı var. Yani tartışmasız. Herkes milyonlar tarafından sevilmiş. Tarkan'daki Dönü Beyim, Gitme gibi. Benim okuduğum Hicran Gül, Beyaz Gül, Mavi Geceler. Ondan sonra Gönül Yarlar içinde Bendeniz'in okuduğu yıllar önce. Ya Sen Gidip de Pınar Aydın'ın okuduğu meşhur olduğu şarkı. Ondan sonra Zeynep Rıza'nın okuduğu Vazgeç Gönül, İlle Desen. Çok hit şarkılar çıkarttık. Yani bir ilk 15 sene. Sonrasında ben bir 10 sene ciddi bir şekilde bir ara verme arzusu hissettim. Ama bak iyi geldi. Yani ben dinlendiğimi hissediyorum ve çok yeni çıkan O şarkılarda da süreçte ne yaptınız çok merak ettim. 10 nasıl? sene. Valla beste yapmakla geçti aslına Hem müziği bakarsan. bırakmadınız ama. Yok canım müziği yani size ben gerçekten benim hayatımın merkezi yani benim mesleğim bu. Söz yazarlığı, beste yapmak, kendi şarkılarımı yorumlamak benim 30-31 yıldır mesleğim bu. Sadece bir zaman öyle bir şeye ihtiyaç oluyor. Yani yönünü dinlemek, gönülle daha fazla zaman geçirme arzusu oluyor. Ben genelde gerçekten böyle bir içimde büyük bir heyecan duyup ve o heyecan beni titretiyor ve harekete geçiriyorsa insanları da harekete geçireceğini düşündüğüm için o zaman yayınlama ihtiyacı hissediyorum. O zaman şarkıyı paylaşma ihtiyacı hissediyorum. O zaman da şimdi yani geldi artık. Şimdi bu o zaman yani. Kesinlikle tam da zamanı.
Böyle bir başlangıç yaptık. Onun dışında da aslında geçen sene bir düet şarkı çıkartmak gibi bir niyetim vardı. Güzel bir Balat şarkı hazırlamıştım. Ama pandemi girdi. Pandemi dolayısıyla da sağlık problemleri ortaya çıktı. Yani düet yapacağım çok değerli sanatçı hanımla. O yüzden beklettik onu. Onu beklerken de ben de çok zaman geçtiği için artık dedim ki orada da Hep Para şarkısı çıktı. Dedim Hep Para şarkısıyla bir giriş yapalım yazdan Çok önce. güzel Aslında bir şarkı yapmışsınız. enerjisi yüksek. Daha sonra bunun kulüp versiyonunu da yapacağız ilerleyen zamanlarda. Ama bu hafta herhalde yüksek ihtimal klibi çekeriz diye düşünüyorum. Onunla bir başlangıç yaparız. Aynen, kesinlikle. Gerçekten çok enerjik, süper bir parça. Yazın inşallah bu pandemi olmazsa çok iyi yerlerde duyacağıma da eminim. Diyorum bize şöyle bir kuple bir şeyler ne söyleyebilirsiniz? Ya onun dışında onun bir lokmacık bir şeyler söyleriz, mırıldanırız mutlaka da. Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa tabii yine döneceğiz yani sohbete. Sonra yeni şarkılar gelmeye devam edecek. Yani 2 ayda bir yeni şarkı çıkartıp herkese paylaşacağız. Bu kesin olan bir şey. Onun dışında yeni genç arkadaşlarıma şans vereceğim. Onlardan bir tanesini buldum. Edirne'de. Şahin. Onun prodüksiyonunu da başlıyorum. Mayıs 15'ten itibaren onu da çıkartmaya Nasıl başlıyorum. buldunuz? Merak Ya ettim. O Ses Türkiye'den buldum. Orada Ha, yarışmada tamam. Murat Boz'un danışmanlığını yapıyordum. Çok yarışmacı geçti önümden ama onun sesi ve heyecanı beni harekete geçirdi. Onu da yaklaşık 1,5 yıldır bekletiyordum. Yani bu uygun zaman, uygun zemin oluşsun diye. Onu da zannediyorum Mayıs 15 gibi çıkartacağım. Ya yani o da Süper. yüksek ihtimal ELC Vision ve Ümit etiketiyle çıkacak. Benim de ilk destek olduğum genç kardeşim olacak. Ama onunla sınırlı değil yapacaklarım. YouTube kanalını da herhalde bu Nisan ayı içerisinde açacağım. Açtığım zaman da orada yeni genç arkadaşlarımıza şans vermeyi düşünüyorum. Yani sesine güvenen, sözü ve bestesine güvenen Ha, sözü arkadaşlarım. ve bestesine güvenen bir de. O da var. Belki siz beste verirsiniz dedim ama. Ama o daha iyi çünkü şöyle bir şey var. Söz ve beste konusunda da yardımcı olabilme arzum ve şeyim var. Öyle bir Süper. eğitimci yılım var. Yani o tarafa da yetişmesine ve gelişmesine yardımcı olabilirim. Tam soruyorlardı çünkü şu an alttan, o yüzden. Yani o Şahin dediğim arkadaşım da işte Edirne'den Şahin Cevizli. Onun da mesela söz ve besteleri var. Onları da iyileştirme yolundayız. Mesela hani bana geliyor Ümit abi böyle bir şey yaptım. Sözleri burasını böyle değerlendirelim. Şurasını şöyle yapalım. Bence burasını böyle düşünsen daha iyi olur gibi yönlendirmelerim oluyor. Ve vokal koçluğunu da yapıyorum. Yani A'dan Z'ye her şeyle ilgileneceğim. Aynı şekilde yani bir 3 ya da 4 kişi daha almayı düşünüyorum yani bünyeme. Onları da kendi şarkılarımla desteklemeyi düşünüyorum o projeleri. Yani yaklaşık bir 5 yıllık bir şey gibi düşünüyorum. Hani kısa dönemli Süreç. baktım 3 ay 5 ay sonra olmadı maalesef canım hadi görüşürüz gibi değil de hani 5 yıl düzenli bir şekilde destekleyerek belirli bir kariyere ulaştırma amacındayım. Bunu da geçmişte örnekleri var, yapmışlığım var. Ama tamam bile tek başıma şimdi. Bir de mümkünse işte bir yapım ortaklığı yapacağım şirkette. Bu yüksek ihtimal ELC Vision olacak. Ümit, heh. Sevgili Ümit Sayın'ın bir görüntüsü geldi, bir gitti. Şu an iyi. Şu an ama ses yok. Bir daha ses verebilir misiniz? Ses alabilir miyim? Duymuyorsun. Evet, şu anda duyuyoruz. Ben sizinkini duymuyorum. Benimki de yok. Benimki de yok. Bir saniye. Dondu diyorlar. Seyirci
duyuyor mu? Şu an hayır, duymuyorum. Sadece tam zamanda. O zaman çıkıp girme. Siz benim sesimi duyuyor musunuz? İzleyiciye soruyorum. Benim sesimi duyuyor mu? Süper. Benim sesim geliyor ama konuğumun sesi gelmiyor. Bak, Ümit Bey'de ses yok dediniz. Ben de ne yaptım? Sizden kopmamak adına konuğumu yönlendirdim. Evet. Hop, istek gönderdim. Onaylarsa sevinirim. İstek gönderdim. Onaylarsa sevinirim. Geldik mi? Geldik. Evet. Şükür kabul. Süper. Hayır, söyle. Diyorlar ki senin sesini duyuyoruz Cüneyt. Konuğunun sesini duyamıyoruz. Ben de dedim ki hemen böyle bir şey yapayım. Güzel. Çözüm bu. Nazar diyeceksin direkt Oho, neler nazar. olmuyor ki bu canlı. Ben bir senedir canlı yayın yapıyorum. Birbirinden Doğru. özel konuklarım oldu. Size niye olmasın, hani birçok sanatçı. Bir Tarkan yok. Hep söylüyorum. Değil Bir mi? Ajda Pekkan yok. Gerisi hepsi var, sağ olsunlar beni yalnız. Onlara da belki ulaşırım, değil mi, bir gün? İnşallah. Neden olmasın? Şey, bu arada Tarkan'la Yani sizin aramız çok iyi değil mi? Böyle paslaşıyorsunuz. 92'den beri tanışıyoruz. Ay. Beste şarkılarımı da okuyor. Değil. Şey var mesela aranızda. Daha doğrusu böyle hani arada bir duyuyorum Sezen Aksu'dan da, hani böyle birbirini seven sanatçıların birlikte toplanıp böyle müzik yaptığı zamanlar oluyor mu hiç? Yoksa uzun zamandır görüşemiyoruz ama böyle karşılaştığımız ya da sosyal medyadan ya da telefonla görüşüyor musunuz? Valla yani Tarkan'la da yani herhangi bir yorumcu arkadaşımla, şarkıcı arkadaşımla da yani bir sebep olduğu zaman bir araya daha gelmek daha mümkün oluyor. Evet. Yani ben bir, çok güzel bir şarkı yakalarsam, çok hoşuma giderse Bir anda toparlanır. Bir dakika, ama güzel bir ararım. şarkı olursa, yani buradaki herkes toparlanır sizden güzel bir şarkı gelirse. Hepimiz geliriz ya. Yani en son Tarkan 10 albümde O Sevişmeler diye bir şarkım vardı. Onu paylaşmıştım. O da çok severek okudu. Yani gayet güzeldi. Belki bir sonraki yeni albümde de yüksek ihtimal görüşürüz diye düşünüyorum. Aynen. Yani yıllardır her albümde mutlaka bir şekilde görüşürüz. Yani var mı şarkı yoksa yok derim. Varsa var diye paylaşıyorum. Yani dediğim gibi yani güzel tatlı bir sebep olursa daha güzel oluyor. Ben biraz önce bağlantı kopmadan önce bazı şeyler anlattım ama ne kadar kim nasıl Geldi nerede geldi. koptu? Sesinizin gelmediği an, yani en son şeydeydiniz. Genç arkadaşlarımıza Evet. prodüksiyon onları anlatmıştım galiba değil mi en son? Aynen. Çok. Yani dediğim gibi o öyle bir şans, öyle bir şey yapmak istiyorum ama bana da heyecan veren benim de bu heyecana ihtiyacım var tabii ki. Yani bir şey körüklemesi lazım beni de. Ben de o işe tüm konsantrasyonumla gidebileyim. Dediğim gibi Şahin arkadaşımız da böyle bir şeye başlayacağım. Yani Mayıs ayının ortasından itibaren. Aynen, Kendimi aynen. daha Şimdi bu çok genç söyledim. Yani. dediğiniz, ya gençler değiliz de böyle yani böyle bir 30 küsürlerde olabiliyor mu genç arasına? Olabiliyor, Ya olabiliyor. illa ki böyle 20'lerde mi Onlar da olmasın? türlü sizin seviyeye gelememiş, kariyerinde yol alamamış. Ya tabii ki mümkün. Yani Kariyerinde iyi sonuçta olmuş. Ya ben kendimden bahsediyorum da, o yüzden böyle yavaş yavaş. 30 yaş. Efendim? ben bilmiyordum. Ben Şarkı işte okuyor başarısız musun? olduğum oradan belli yani. Patladı, elimde patladı. İki tane albümüm var benim de geçmişte. Söz Bizi Bana Ait olan. Tabii.
Suat Bunu Aydoğan'la, söyledim. sevgili Suat Aydoğan'la, Toylan'la, birçok isimle. Şaka bir yana, tabii sizden keşke ben alabilsem. İlk önce bizden daha gençlere siz destek verin de, tabii ben de gelirim yani. Bak, yavaş yavaş yerimi de yapıyorum değil mi Yester abla? Fransa'dan da izleniyoruz. Yurt dışından her yerden izleniyoruz. Ben Ümit Sayın'ı Sevgiler, selam. yakalamışım, bırakmayayım değil mi arkadaşlar yani? Sevgiler, selamlar olsun. Aynen. Evet. Şimdi diyor ki arkadaşlar, ben bestelerimi diyor gitarla da yollayabilir miyim diyor. Tabii ki de her çeşit yollayabilirsiniz. Yani çıplak sesle yollasanız herhalde az çok bir şeyler. Ya ben bir şekilde onu, o tek gitarla bile, yoksa duygusu varsa ben onu anlıyorum. Geçiyor yani bir şekilde o şarkı. O öyle bir şeyimiz yok. Dediğim gibi YouTube kanalı açıldıktan hemen sonra böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yani şarkılarını gönderebilirler. Yani daha doğrusu sesleriyle alakalı bilgi edinmek için ve besteleriyle de alakalı fikir edinmek için olabilir. O yani sözlü beste olmasını şu açıdan daha yakın bulurum kendime. Onu ilerletmek daha kolay. Çünkü kendi en azından bir yolunu çizmiş ya da neyi söylemekten keyif alıyor, neyi söyleyince daha büyük bir enerji çıkıyor, onu keşfetmemiz açısından daha kolaylaştırıcı bir şey, zaman kazandıran bir şey. Ama bir türlü ben ses olduğu zaman sadece Ben ona yakışacak mesela şeyleri. bir dinleyici olarak, az çok da müziğin içinde biri olarak, az çok yalnız. Ondan sonra ben patlayabilecek şarkı hissediyorum ama şeyi hissedemiyorum. Hani Vazgeç Gönül gibi böyle on yıllarca dinlenebilecek bir şarkıyı, onu hissedemiyorum işte yani, onu bilemiyorum. Sonradan beğeniyorum da, mesela ilkinde Vazgeç'in için demiyorum tabii. Bir şarkı mesela ilkinde beğenmiyorum ama sonra bakıyorum, beğeniyorum, sonra bakıyorum o artık 10 yıl sonra da dinlenebilecek bir şarkı olabiliyor. İşte o bence gerçek bir müzisyen işi. Ben mesela müzisyen olarak değil de kendimi şarkı söyleyen biri olarak addediyorum her zaman. O işte müzisyenin işi. Yani o çok önemli diye düşünüyorum. Değil mi? Yani o koku, şarkının hit olma kokusunu almak sezgisi, yeteneği bir ayrı bir olay yani. Değil mi? O çok başka bir kafa. Yani o ben de 20'li yaşta yani ilk bir söz beste yapmaya başladığımda uyandığım şeydi o. Sonrasında devam etti. Yani o dediğim gibi ilk başta bam diye aldın. O etkiyi tanımakla ilgili bir şey gibi geliyor bana. O etkiyi tanıdıktan sonra bir sonraki yaptığınız eserde de daha yaparken bu şarkı çok sevilir diye düşünüyorsunuz. Tutar bu. Hit olur bu. Sizin bir de coverlık şarkılarınız da çok var. Yani bir sanatçı otursa kaç tane şarkıyı cover yapın, ben mesela çok isterim. Birçok şarkı var yani. Var, hala var, isteyen vardır değil mi? Bu şarkıları sizden söylemek istiyoruz falan deyip albüme koymak istiyorum. Gönüllü aileler için diye Nilüfer okudu en son. Benim hatırladığım Funda Arar, ben tabii ki seslendirdi. Hatırladığım en sonkiler bunlar. Ama daha şu anda çok var yani. Vazgeç Gönül'le ilgili çok talep var. Ama ben olabildiği kadar Dön Bebeğim mesela, Tarkan'a verdiğim Dön Bebeğim'i yıllardır kimseyle paylaşmamıştım. Geçen Cem Belevi'ye nasip oldu mesela okumak. Şu anda açıyoruz zaten. Bütün ben bu eski geçmişte olan şarkılarımın hepsini kullanıma şu anda açıyorum. Onu da ilerleyen Mayıs ayının ortasında açıklarız. Bir coverların olduğu bir proje var. O projede bütün şarkıları isteyen herkesle paylaşabileceğiz. İsteyen herkes okuyabilecek ve hazır altyapıların üzerine okuyabilecekler. Süper. Böyle bir platform. Söyleyecekleriniz vardır. Ama böyle yavaş yavaş sonuna, yok mu? Bitti mi? Hazırım, ne varsa hallederiz. Hayır. Bir şarkı alalım sizden. Ondan sonra son söyleyeceklerinizi şöyle bir toparlayalım. Ne dersiniz? Şarkı ısrarla istiyorum diyorsun Cüneyt'ten. Valla Helal sizi olsun. yakalamışken ben isterim ama siz hazırsanız yine de çok sonradan şey olmayalım. Söylemiyoruz. Hı? Pandemiden dolayı sesin düğmesi kapandı birazcık. Ya Ağustos şey var öyle hani şey yapanlar. Şimdi yorgunum, Şöyle hastayım, bir okey anlarım da Instagram'da şarkı söylemek istemiyorum diyenler oluyor. Yani diyorum, o zaman sohbet edelim, tamam. Yani yapacak bir şey yok. Ama rahatsızsanız tabii bilemem yani. Hazırsanız nacizane bir şarkı duymak isterim. Biraz gün nakaratını mırıldanayım en azından ya. Ya ne, siz ne isterseniz Yani... fark etmez. Sen olmasan ben solarım, gül beyaz gül açarım. Sen olmasan
Ben solarım, gül beyaz gül açarım. Süper Biliyorum ya. bildiğin al. Bak müzik yok, enstrüman yok. Saatlerce söyleseniz burada hem de yani Instagram'ın hani ses yollama kalitesi ne kadardır bir de. Ona rağmen hani böyle oturup Herhalde. dinlerim. Hep para, hep para, hep para, hep para, hep çıkar yoluma, hep çıkar yoluna, hep para, hep para, hep para, hep para, hep çıkar yoluma, hep çıkar yoluma. Parada 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 para, parada 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 para. Doğdum para, öldüm para, gittim para, döndüm para. Parada 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 para, parada 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 para. Önü para, sonu para, her yer para, her şey para. Süper. Ve Bunu bu yine yap. şarkıyı da mesela canlı söylemek çok zor. Müziksiz. Değil mi? Bu aslında aranjeyle de çok farklı bir hal alıyor yani. Müthiş. Güzel oldu, Peki hayırlısı olsun. şey yalnız onu sorayım bari ya. Hani böyle şarkıların çok içeriğini sormayı yeğlemiyorum ama bunu soracağım. Hani böyle derler ya işte aşık mıydınız bunu şey yaparken ama bunu soracağım. Para konusunda sıkıntı mı çektiniz bir müddet? Veya parayla ilgili hanginiz çekmedi ki Ya para eğer? meselesi var hayat boyu. Benim de tabii ki bir hayatımda nasıl olmaması mümkün mü yani? 9 yaşından beri ben çalışıyorum. Yani kaç 51 yaşıma geldim. Yani 42 senedir bir şekilde çalışıyorum. Yani para kazanmak için çalışmışım. Olmaz mı? Yani ama açıkçası ben genelde böyle oturup da plan yaparak beste yapmadım hiç. Yapmıyorum yani. Yani kapı, para Yani çok bazı kapıları açar, bazı kapıları aç. bazı şeyler içeride hazır oluyor. Alınıp bir şeyle çıkartılmayı beklerler. Bu da onlardan bir tanesiydi. Benim hiç niyetim yoktu böyle bir şarkı yapmaya. Gayet çok başka bir kafayla böyle bir başka bir konsantrasyonla böyle bir oturup şarkı yapacaktım. Dışarıdan böyle çok kötü bir ses geldi. Böyle bir makine sesi gibi bir ses geldi. Zaa diye. Bir türlü dikkatini veremedim. Veremedim. Sonra durdurdum her şeyi. O çıkan sesin tonunu buldum. Soldo. Onun üzerine gittim. Hep para Arkadaşlar şarkısıyla bakıyor çıktım. musunuz? Hani Einstein'ın Evet. çalışmaları gibi. Bu böyle çok arada böyle garip garip atraksiyonlarım oluyor. Bu da onlardan bir tanesiydi. Hazırmış meğer içeride duruyormuş. Sadece o sesi bekliyormuş yani. Sol sesini bekliyormuş. Tak solün üstüne o hemen tak şarkıyı oturup 10-15 dakika çalıştım. Baktım şeyi çıktı. Ana teması ortaya çıktı. Ritmi çıktı. Dedim hiç hayatımda böyle bir şarkı yapmamıştım. Nasip olmuş. Yani nasip oldu. O gün nasip oldu. Çok da Sonra güzel da olmuş. düzenlemesi İyi ki o işi yapmışlar. İyi ki rahatsız etmişler sizi. Yani şarkıyı bizim makine arkadaşlar mutlaka dinlemişsiniz. Daha çok taze zaten. Allah Daha 2 gün olmuş. Efendim? komşudan Allah razı olsun. Çin Micho makinesinden geldi herhalde ses. Bilmiyorum He. artık. Ya da bir kap sesi miydi? Bir şey sesiydi ama şarkı yapmamıza Bu vesile arada oldu. İstanbul'da mısınız? İstanbul'dayım tabii ki. Hani bazıları İzmir'de oluyor, bazıları hani İzmir'den bağlı, ne İzmir'deki evinden yazlıktan vesaire. O yüzden merak ettim. Süper. Dolayı gidemiyoruz. Bilmiyorum. Süper. Yani Vallahi çok bisiklet teşekkür ederim. ben teşekkür ederim Çok Cüneyt'ciğim. enerjiniz çok güzel ve şunu söyleyeyim, kesinlikle YouTube programları mı yapmalısınız yoksa bir televizyonda mı görmeliyiz? Ben hani yıllardır sizi kliplerde, şarkılarda, tabii kamera arkasında çalışmalarınız var, söylediniz. Oralarda görüyorum ama böyle enerjiniz çok iyi. Televizyon programı da olur, müzik programı da olur, belgesel programı çok güzel olur. Yani bekliyoruz. Dağlara bayırlara çıkayım diyorsun. Hayır, dağlara bayırlara değil canım. Diyoruz Şey, bir diğer sevgili Masar Fuat Özkan, sevgili Fuat abi çok güzel bir program yapıyor TRT belgeselde müzikle ilgili. Yurt dışına evet. gidiyor filan. Uluslararası sanatçılarla müthiş şeyler yapıyor. Mesela sizde de müzikle ilgili çok güzel şeyler olabilir. Yani o müzik programı da olabilir. Televizyonda zaten görüşmelerimiz var. Onun Dağ dışında bayır da yine olabilir diyorsunuz. müzikle alakalı yine bu yeni platformlar var biliyorsun hani internette. O tarz bir yerde yine bir program olabilir. Ya, ama yapacağız yani bir şekilde ekranda olacağım. Ve şarkılarla da alakalı bir ara verme söz konusu olmayacak artık. Yani bu Hep Para şarkısıyla güzel bir yeni başlangıç oldu. Kesinlikle Yeni olmamalı çünkü şarkılar sizin bak gerçekten hani
konuğum var diye demiyorum karşımda. Sesiniz farklı, tarzınız farklı. Zaten müthiş besteleriniz var ve olmaya da devam edecektir. Aynı kişisiniz sonuçta. Ondan sonra o yüzden de sizleri tekrar daha sık müzik sektöründe ve ekranlarda görmek isteriz. Müzikonier ailesi olarak sizi hep takip ediyoruz. Teşekkür ederim Cüneyt'ciğim. Çok sağ olun. Herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Çok öpüyorum herkesi. İnşallah şu pandemi geçsin. Bir önce konserlerde bir araya gelelim. İnşallah şöyle yüzümüz gülsün. İnşallah şöyle işlerimiz güzel güzel olsun. Herkesin keyfi yerine gelsin. Bir çok istiyoruz. Çok istiyoruz. Dualarımız bu yönde. Çok İnşallah teşekkürler. Olacak. Az kaldı. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizden bir ricam var. Lütfen siz kendinizi çıkarır mısınız X'e basıp? Çünkü bendeki X kayboldu şu anda. Malum. Oluyor arada bir. Görüşmek üzere. O zaman X'e. Sevgiler, saygılar olsun. Sağ olun. Bir daha basarsanız X'e. Evet. Şu anda oldu. Instagram canlı yayından böyle. Bir gün Instagram canlı yayın dilime getirmeyeyim her neyse. Bir gün rezil olacağım ama nasıl olacağım bilmiyorum. Çünkü gerçekten telefondan yayıncılık nedir ya? Kim çıkardı bunu kardeşim? Bari televizyona falan bağlanalım yani. Değil mi? Çok teşekkür ediyorum sizlere. Tüm Türkiye'ye, tüm dünyadan bizi izleyenlere selamlar, sevgiler. İlerleyen günlerde tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Köftemi yemeye gidiyorum ben.